Köyümden hatıralar ve anılar, çocukluğumun bir kısmının geçtiği yer, gözden Irak olsa da gönülden Irak değil elbette. Her ne kadar köyde olmasam da çocukluğumun bir kısmının geçtiği topraklar hiç aklımdan çıkmıyor ve hep düşünüyorum. Bazı şeyler hep belleğime kazılmış gibidir. Bazılarını dün gibi hatırlıyorum. Başlayalım o zaman, köydeki unutulmayan anılara. Yazın okulların tatil olmasını dört gözle beklerdik. Karnelerimizi alınca sevinçle evlere koşardık. Eğer karnelerimiz iyiyse ve zayıf yoksa, yaz tatillerinde rahmetli dedemgillerin Tatlıcak köyündeki evlerine giderdik. Recep abinin, Ahmet Turan abinin, Gülagil'in, Selahattin abinin minibüsüyle, kime denk gelirsek onun minibüsüyle köye giderdik. Aramızdan ayrılanlara Allah rahmet eylesin. Yaşayanlara uzun ömürler versin inşallah. Minibüsle köye vardığımızda, her adım attıkça mis gibi kekik, yarpuz, buğday tarlalarında gelen muhteşem kokular ve sanki deniz dalgasını andıran bir sağa, bir sola buğday başaklarının hareketi. Zıp zıp zıplayan çekirgeler, uzakta otlanan büyükbaş sürülerinin çıkardığı böğürme sesleri. Kaçma yakalayacağım dercesine birbirini kovalayan muhteşem atların kişnemesi, kuşların cıvıltıları, arı vızıltıları ile karşılaşırdık. Dedemlerin evine yaklaştıkça, havlayan köpek sesleri, tavukların gıdaklaması, koyunların meleşmeleri ve tertemiz kupkuru havayı içimize çekerken oksijeni ciğerlerimin her hücresinde hissediyorduk. Dedemgil'in evine giderken, yan komşumuz rahmetli Belcikli Recep Tavşanlı amcanın bakkalının önünden geçerdik. Dedemil'in evine yaklaştığımızda, doğayla iç içe, her tarafı ağaçlarla çevrili, toprak kerpiçten ve taştan yapılmış evi vardı. Evin yanında bitişiğinde ahırı vardı. Ahırında büyük baş, küçük baş hayvanları, kümesinde de tavukları, horozları, kazları, culukları, hindileri ve civcivleri vardı. Hemen karşıda büyük bir bahçesi vardı. Bahçemiz biraz yokuştu ama köyde tek muhteşem bahçeydi. İçerisinde sayamayacağım kadar çeşitli meyve ağaçları vardı. Bahçenin alt tarafı sulak bir yerdi. Hemen alt tarafından ırmak akardı. Hatırımda kalan kuzenim Bilge ile orada bir anımız olmuştu. Yine bir yaz günüydü, hava güzel ve çok güneşliydi, tam bir piknik havasıydı. Sivas'tan aile fertlerimiz gelmişti. Aşağı bahçede piknik yapıyorduk. Bulunduğumuz yer düz alan ve adeta ormanı andıran bir görüntüsü vardı. Her tarafta ağaçlar, otlar, çiçekler, kuş sesleri, çekirge sesleri, yemyeşil bir doğa görüntüsü vardı. Düz bir alanda yerimizi ayarladık. Dedem ve anneanneme yerlerini ayarladılar. Dayılarım, halalarım siz burada oturun dediler. Dedem köstekli saatine arada bir bakıyordu. Ve bir zaman sonra tabakasını cebinden çıkarıp, tütün sarıyordu ve sigara içiyordu. Dedem çok sigara içerdi. Ardından anneannem yerinde duramadı ve yerinden kalktı. Halalarıma yardım etmeye başladı. Anneannem çok çalışkandı. Sabah namazı kalkar akşama kadar hiç durmazdı benim çalışkan anneannem. Anımıza dönelim. Ahmet Turan dayım saç kavurma yapıyordu. Durmuş dayım da çay hazırlamak için ateş yakıyordu. Yengemler, halamlar, kuzenler yemek için hazırlık yapıyorlardı. Çocuklar da orada oynuyorlardı. Arada bir ırmağın oraya gidip geliyorlardı. Dayılarım çocukları ikaz ediyordu ırmağa girmeyin diye, aradan bir zaman geçti, yemek hazırlıkları bitti. Tam yemek yiyecektik ki, kuzenlerimden Bilge ortalıkta gözükmüyordu. Sağa baktık sola baktık, Bilge yoktu, sanki sıcak çay üzerimizden boşalmış gibi bir hız aldı hepimizi, bütün herkes Bilge'yi arıyordu derken durmuş dayım az ileride derin ırmağın orada içerisinde bir şeyler görmüştü. Hemen feryadla bağırarak Bilge buraya düşmüş dedi. Hemen ırmağa girdi. Bilge canım benim orada öylece cansız suda duruyordu. Durmuş dayım hemen çıkardı ırmaktan Bilge'yi, dedem, anneannem, halamlar, yengemler, kuzenler, tüm herkes nasıl feryat ediyordu. Hiç unutamam. Hemen dayılarım Bilge'ye müdahale ederek yutmuş olduğu suyu çıkardılar. Ne gerekiyorsa yaptılar. Biraz sonra, Bilge ağlayarak kendine gelmeye başladı. Dünyalar bizim oldu. Nasıl seviniyoruz anlatamam. Çocukluktan bu yana Bilge'ye karşı bir sevgim vardı. Bilge'yi biraz gezdirdik, kendine geldikten sonra herkes biraz rahatladı ve yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Ama gözümüz yine Bilge'deydi. Korumya almıştık, Bilge'yi bir şey olacak diye tereddüt içerisindeydik. Özellikle Abdullah ve ben yanımızdan Bilge'yi ayırmıyorduk. Çünkü durmuş dayım bana ve Abdullah'a çok kızmıştı. Neyse sonra yukarıya eve geçtik. Aklımızdan o olay hiç çıkmadı birkaç gün. Abdullah ve ben Bilge'yi yanımızdan ayırmadık, nereye gitse biz de giderdik. Çünkü korku vardı. Durmuş dayımdan korkardık. Irmak deyince aklıma hep Bilge gelirdi. Bilge'yle böyle bir unutulmaz anımız olmuştu. Aşağı bahçemizde rüzgar estiği zaman ağaçların insanı bir hoş eden uğultusu vardı.
Dedemin sürüye gitmeyen küçükbaş hayvanlarını kuzenim Abdullah güderdi. Bazen ben de Abdullah ile giderdim. Bir de dedemin çoban köpeği vardı. Onunla oynamak, koşturmak hoşumuza giderdi. Köyde en çok anılarımız, Abdullah Ertör, İbrahim Yıldız, Bilge Bayrak, Elif Arslan, Gülay Güngör, İlkay Gök ile anılarımız olmuştu. Diğer kuzenlerimle arada sırada köye geldiklerinde anımız olmuştu. Hey gidi eski günler, hey, eski günler ne de güzeldi. Köyümüzün camisinin tam karşısında bir pınar vardı. Uzun kürünlü bir pınardı. Köyümüzün suyunun lezzetli ve güzel olmasından dolayı suyu tatlı ve hoş olması nedeniyle köyümüze Tatlıcak ismi verilmiştir. Suyu çok soğuk bir de tatlı mı o kadar tatlıydı. Su içtiğimizde kanana kadar su içerdik. O pınardan bir su akardı bilek kalınlığında ve tanzikliydi, şimdilerde bayağı bir azalmış eskisi gibi tanzikli akmıyor. O pınardan anneannem, dayımlar, yengemler ve tüm köylüler, omuzluklarla herke ve bahraçlarla eve içme suyu taşırdı. 2. Sultan Murat tarafından köyümüze Tatlıcak ismi konulmuştur. Daha önceleri köyümüz Bedirli nahiyesine bağlı imiş, sonradan Sivas merkeze bağlanmış. Doğanın ve ormanların kucağında dolaşmak, yürümek ve özgürce hissetmek çok güzeldi. Saatlerce koşturur ya da yürürdük. Yorgunluk nedir bilmezdik. Babam ve annemler bana hep sorarlardı, köy mü Sivas mı güzel diye, ben de hep köy güzel derdim. Tabi orada rahat oyun oynadığımı düşünerek bu cevabı veriyordum. Yaz tatillerinde köyde kuzenlerimle çok eğlenirdik. Saatlerce koşturur ya da yürürdük. Yorgunluk nedir bilmezdik. O zamanlar köydeki insanların dostluğunu ve içimi kaplayan o müthiş huzuru hala unutamıyorum. Rahmetli anneannem sütten tereyağı yapardı. Anneannemin hazırladığı mis gibi tereyağında pişirdiği köy tavuğu yumurtasını, lezzetli çorbalarını, bulamacını, tutmacını, yeşil mercimekli tereyağlı bulgur pilavını, yufkaları ince ince bölerek yumurta ile yaptığı o maçını ve tandır ateşinde yaptığı katmerleri ve çörekleri zevkle yerdik. Hele bir de bahraç içerisinde katık yapardı. Muhteşem bir tadı vardı. Şimdiki yoğurtların ne tadı var ne de tuzu, biz ayrana katık derdik. Anneannem tandırda yaptığı yufkaların içerisine kendi yapmış olduğu çok lezzetli çökelik koyup dürüm yapar bize verirdi. Elimize birer tane de köy bahçesi domatesi ve hıyarı alırdık. Koşarak doğru harmana çıkar, harmanda kuzenlerimizle beraber yerdik. Akşamleyin yatsı vaktine doğru anneannem, halam, yengem kim denk gelirse o çay yapardı. Tavşan kanı gibi demlemiş oldukları mis gibi çayı kanatlı kapının bulunduğu ambarın önünde içerdik. Ertesi günde harmanda çayımızı içerdik. Rahmetli anneannemin önlüğünün cebinde üzüm ve şeker hiç eksik olmazdı. Anneannem kuzenlerimle beni yanına çağırarak, gelin buraya çocuklar size neler vereceğim derdi. Önlüğünün cebinden çıkardığı kuru üzüm ve şekeri bizlere uzatır, hadi yiyin bakayım torunlarım derdi. Rahmetli dedemgilin evin hemen karşıda küçük arılık evi vardı. Orada eskiden bal arıları varmış. Çok eskiden arılar o küçük evde bal yaparlarmış. Sonradan dayımlar el hacatlarını ve eski eşyaları oraya koymuşlar. Kanatlı kapının tam arkasında büyük bir ambar bulunurdu. Dedemler fazla buğdayı o büyük ambar içerisinde muhafaza ederlermiş. Hemen ambarın karşı tarafında tandır ocağı vardı. Rahmetli anneannem tandırda, lavaşlar, çörekler, katmerler ve sacın üzerinde tandır yufkası yapardı. Ambarın tam önünde selvi ağacından yapılmış büyük bir mahat bulunurdu. Önceleri mahat derdik, şimdiki adıyla kanepe, mahatın önünde büyük uzun bir masa bulunurdu. Masanın uzun ve büyük olmasının nedeni biz kalabalık bir aileydik. Rahmetli dedemin 2 oğlu 9 kızı vardı. Yaz tatillerinde akrabalarımız dönem dönem köye gelirlerdi. Sabah kahvaltısını, öğle yemeklerini, akşam yemeklerini, mahatın önündeki büyük uzun bir masada yerdik. Dedemlerin büyük uzun bir misafir odası vardı. Rahmetli dedem çok sevilen bir kişiydi. Ve çok büyük çevresi vardı. Köyümüzden ve onlarca köyden çok misafir gelirdi. Gelen misafirleri o büyük odada ağırlardı. O gün evde anneannemler, dayımlar, halamlar, yengemler bir yığın iş yaparlardı. Ve evde koşturmaca mücadele ederlerdi. Rahmetli dedem misafirlerine büyük baş ve küçük baş hayvan kestirirdi. Ve büyük kazanlarda yemekler yaptırırdı. Ardından misafirlere büyük bir sofra kurulurdu. Çeşitli et yemekleri, pilavlar, yanında koyun yoğurdundan yapılmış bakır taslarda katıklar ve daha neler neler ikram edilirdi. Çok bereketli bir sofraydı. Biz o zamanlar ayrana katık derdik. Yemekten sonra da bahçemizden toplanan çeşitli meyveler misafirlere ikram edilirdi. Ve bir günümüz böyle muhteşem bir anıyla geçerdi. O yıllarda henüz köyümüze elektrik ve telefon gelmemişti. Akşam olduğunda oturma odasında, ambarın olduğu yerde, gaz lambası ve idare yanardı.
Mutfağa, ahıra, samanlığa ve tuvalete gittiğimizde, gaz lambası veya idareyi alarak giderdik. Sonradan elektrik ve sabit telefon hattı çekilerek köyümüz elektrik ve telefona kavuştu. Yaz aylarında havalar çok sıcaktı. Dedemler, dayımlar, halamlar tarlada, güneşin altında sıcakta yetişmiş ekinleri tırpanda biçerlerdi. Kağnı arabasının üstüne yığınlar halinde ekinleri dizerlerdi. Kağnı arabası gitsin diye öküzleri sürekli modullama yaparlardı. 3 kilometre uzaktaki tarlalardan gelen yığınlar halindeki ekinleri harmana getirip üst üste yığarlardı. Daha sonra patos makinasıyla saman ve buğday yaparlardı. Köyümüzün çocukları ve kuzenlerle haşeratlık ve yaramazlık peşindeydik. Harmandaki yığınlar halindeki ekinler patoslanmadan önce, ekinlerin içerisine girerek saklambaç oynardık. Ekinlerin tepesine çıkardık. Dedemlerin evlerinin önünde çok büyük bir harman vardı. Dayımlar, evin önündeki harmanda öküzlerle, düven sürerken onları seyredip dururduk. Gel sen de düvene bin dediklerinde sevinçten havalara uçardık. Saatlerce inmek istemezdik düvenden. Çok zevkliydi. Harmanda, dedemleri seyredip yaptıkları işe bakardık. Çok zahmetli ve yorucu işlerdi. Patos makinasına ekinler atılır, samanlar savrulurdu, geceleri sabahlara kadar kazan buğday kaynatıp hedik yaparlardı. Sonra harmana naylon, muşamba ve kilimler serilip kurumasını beklerlerdi. Biz de ceplerimize hedik doldurup karnımız şişercesine bol bol hedik yerdik. Şu anda 50 yaşındayım, hafızama ve belleğime kazınan anılar hatırladığım kadarıyla buraya kadar. Yazmış olduklarım, eksiklerim varsa sayfaya yazarak tamamlarsınız. Dedemler ve anneannemler köyümüzdeki yaşadığımız o güzel anları, unutulmayan anıları bize yaşattıp her anda bizi çok mutlu ettiler. Mekanlarınız cennet olsun inşallah. Canım dedem, canım anneannem, rahmetli dedemden, rahmetli anneannemden, köyde bulunmama vesile olan rahmetli babamdan, canım anamdan, dayılarımdan, rahmetli halalarımdan, aramızda bulunan halalarımdan, yengelerimden, kuzenlerimden, kardeşlerimden Allah razı olsun. Aramızdan ayrılan tüm yakınlarımızın mekanı cennet olsun inşallah. Aramızda olanlara Rabbim sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin inşallah. Değerli kuzenler, özellikle Abdullah Ertör, İbrahim Yıldız, Bilge Bayrak, sizlerle çok anım oldu. Sizler de ekleme yapın. Görüntülü ve sesli paylaşım yaptım. Uzun olduğu için çoğunu içerisine koyamadım. Burada yazı olarak paylaşım yaptım. Kalın sağlıcakla. Adem Güneş.